Herkese selamlar. Beşiktaş gelişmeleriyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, Tabi Jason Fernandez transferi belki haberi çıktıktan saatler sonra gerçekleşti. Ama Beşiktaş'ın zaten oyuncu olan bir ilgisi ee, geçtiğimiz sezona dayanıyordu. O sezon altında. Zantay gerçekleştirmiştik. Ancak e, iki gün önce artık resmi imzalar atıldı ve Jason Fernandes Türkiye'ye geldi. Şimdi e, bir kere şunu bir aydınlatalım. E, bu konuda da Çaykur Rizespor Kulübünün aslında biraz bu bağlamda e, isteği şu: şu anda Çaykur Rizespor'un futbolcusu Jason Fernandes ve Benfica'dan kiralanması konusuyla Beşiktaş'ın direkt olarak bir bağı yok. Bu görüşmeleri Çaykur Rizespor Kulübü tarafı tamamen Benfica Kulübü'yle yürüttü. Beşiktaş'ta bir bağı yok. Tabii ki organik olarak bir bağ var. E, Türkiye'de oynaması Beşiktaş için de önemli. E, Beşiktaş da bu konuya çok sıcak baktı ve hemen bu transfer gerçekleşti. Ama öncesinde e, Beşiktaş'ın yönlendirmesi gibi bir durum söz konusu değil. Oyuncunun temsilcisi Ahmet Bulut, Türkiye temsilcisi e, Çaykur Rizespor Başkanı e, Sayın Tahir Kıran, e, Selim Selimoğlu e, Başkan Yardımcısı e, Onlar bu transferi yürüttüler Ve an itibariyle Çaykur Rizespor'un Futbolcusu Jason Fernandez 1 Temmuz'dan sonra da 4 artı 1 yıl Devreye girecek bir kontrat olacak Portekizli e, Futbolcunun haliyle bugün yapılan Röportajları çok fazla bu konulara Girmek istemedi polemik yaratmamak adına Bunun da e, altını çizmiş e, Olalım tabi Devre arasında kış transfer sezonunda Beşiktaş'ın transfer yapmayacağını dile getirmiştik tüm yayınlarımızda. Hatta e, Jetson ismi ortaya çıkınca acaba devre arası için mi geliyor diye de bir şüphemiz oluşmuştu ama şu anki mali yapıda e, ve mevcut bir yabancı sınırından dolayı şu anda Beşiktaş'ın transfer yapabilme ihtimali yok. Kış transfer sezonunda e, transfer yapmayacak Beşiktaş. Bir kere de altın istedim ama sezon sonunda kağıt üzerinde 15 gün 14 sporcunun sözleşmesi bitiyor. Joseph de da bitiyor gibi gözüküyor ama 25 maç oynarsa sözleşmesi uzar diye bir maddesi vardı ve bu devreye girdi. Joseph de önümüzdeki sezonda Beşiktaş'ta forma e, giyecek. E, önümüzdeki sezon Beşiktaş mali olarak maaş yükünden, bonservis yükünden çok büyük bir ölçüde kurtulmuş olacak. Maliyeti yüksek oyuncularla yola devam etmek istediği isimler de var ama bunlara da kendi şartlarını kabul ederse kalacaklar. Örneğin bir de örneğinlerin gibi isimler. O yüzden iş transfer sezonundan ziyade yaz transfer sezonunda bizi çok daha yoğun bir serüven bekleyecek gibi gözüküyor. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Bu Getson formülü harekete geçildi. Getson Fernandes ile yeni sezon için ilk transfer bombasını patlatan Beşiktaş'ta bir yıldız için daha harekete geçildi. Hatay Spor'da geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayıp Al Arabi takımına transfer olan Bu için siyah beyazlılar çalışmalara başladı. Fenerbahçe'nin de talip olduğu golcü oyuncuyu tıpkı Gelson Fernandes gibi önümüzdeki sezon için renklerine bağlamak isteyen Beşiktaş yönetimi, oyuncuyu mali şartlarda ikna etmek için nabız yokluyor. Hücum hattından bu sezon memnun olmayan siyah beyazlılar, geçen sezon Süper Lig'de 22 gol atan bu penza ili gol yollarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Beşiktaş'ta Keylilerin belirsizliği, devreye Atiba girdi. Beşiktaş'ta kaptan Atiba'dan transfer hamlesi geldi, Kanadalı Yıldız, sezon sonu sözleşmesi bitecek oyunculardan olan ve henüz yönetimle anlaşmayan Keyli Larin ile özel bir görüşme yaptı. Foto maçın derlediği habere göre siyah-beyazlı takımda istikrarsız bir görüntü sergileyen Keyli e, kaptan Atiba'dan özel bir uyarı geldi milli takım dönüşü tekrar yönetimli masaya oturması beklenen Keylilerin ili görüşen Kartal'ın vazgeçilmeyen ismi Atiba, arkadaşına sözleşme imzalamasının kendisi için daha iyi olacağını söyledi. Atiba'nın milli takım kampında Keylilerine, belki maddi olarak daha çok beklenti içinde olabilirsin ama burada uyum sağladın, şehir, takım, her şey güzel, bu ortamını bozma, imza at, belki buradan daha fazla maaş verecek bir yer bulabilirsin ama huzuru bulamayabilirsin, dediği öğrenildi. Getson Fernandes resmen Beşiktaş'ta. Beşiktaş, Benfica forması giyen Getson Fernandes transferini resmen açıkladı, siyah beyazlılar, Portekizli futbolcuyla yapılan sözleşmenin detaylarını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi, yapılan açıklamada. Profesyonel futbolcu Getson Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Benfica Kulübü'ne 6 milyon avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması. Durumunda, elde edilecek gelir kulübümüz ve Benfica Kulübü arasında yarı yarıya olarak paylaşılacaktır, açıklaması yapıldı. Joseph de Souza'dan Galatasaray'a Getson Fernandes göndermesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve sarı kırmızılıların da transfer gündeminde yer alan Getson Fernandes ili 4 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin resmileşmesinin ardından Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Josef de Souza'dan ilginç bir paylaşım geldi. Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından gözünden yaşlar gelerek gülün bir emoji paylaşarak Galatasaray'da göndermede bulundu. Josef'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı. Yeni Malatya Spor Başkanı Adil Gevrek'ten Adem Najic açıklaması. Sezon başında kadro dışı bırakılan Adem Lajic ile ilgili flash gelişmeler yaşanıyor, Başakşehir'e transfer olacağı konuşulan Yıldız Futbolcu için Yeni Malatya Spor devreye girmişti. Transferde olumlu mesafe kat eden Yeni Malatya Spor'da Başkan Adil Gevrek, Lajic transferi ile ilgili flash açıklamalarda bulundu, Adil Gevrek, Beşiktaş'a teklifimizi yaptık. Beşiktaş transferi olumlu bakıyor, ancak şu anda Adem Naşik'ten haber bekliyoruz, eğer kararın verirse kadromuza dahil edeceğiz, şu anda oyuncudan haber bekliyoruz, ifadelerini kullandı. Cenk Tosun'dan transfer kararı Beşiktaş ara transferde sessizliği ile dikkat çekerken, yönetimin Cenk Tosun hamlesi beklendiği gibi sonuçlanmadı, yapılan görüşmede Everton'daki durumu sorulan Cenk, İngiliz kulübünden ayrılmak istediğini ancak önceliğinin yine Avrupa'da kalmak olduğunu söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre 30 yaşındaki futbolcunun ayrıca Everton'dan ayrılmak için yarım sezonluk maaşının 1 milyon euroluk kısmını istediği belirtildi. Cenk yıllık 3 milyon euro kazanıyor. Beşiktaş ile sözleşme konusuna girmeyen golcü futbolcunun beklentisinin ise 2.5 yıllık sözleşme ve yıllık 2.5 milyon euro olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ta gözler genç oyuncular Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçi ve Rıdvan Yılmaz'da. Yeni sözleşme görüşmeleri devam ederken bu oyuncular için gelen teklifler ve satış için belirlenen bonservis bedelleri de yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Beşiktaş sportif direktörü Ceyhun Kazancı sözleşme yenileme görüşmelerine devam ediyor. Masada 3 genç var. Üç oyuncunun ortak isteği ise, Avrupa'dan iyi bir teklif gelirse izin, kazancının cevabı ise, kimsenin önünü kapamayız oldu. O arada Beşiktaş yönetimi üç oyuncunun sözleşmesini de üç yıllığına yenileyecek, maaşlarına Türk lirası karşılığında iyi bir zam yapacak, üçünün sözleşmesine de çıkış bedeli yazacak, yönetimin kafasında ilginç rakamlar var. Ersin Destanoğlu zaten 5 milyon euroluk teklif aldı, 10 milyon euro istendi ancak Ersin gelişmeye devam ediyor. Belirlenen çıkış bedeli 15 milyon euro. Rıdvan Yılmaz ilgi gören bir oyuncu, resmi teklif gelmedi ancak soran çok oldu düşünülen çıkış bedeli 12 milyon euro. Serdar Saatçi halen daha gelişmeye devam eden oyuncu statüsünde. Bu yüzden Ersin ve Rıdvan kadar popüler değil ancak onun sözleşmesine de 8 milyon euroluk çıkış bedeli yazılması planlanıyor.